Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir börek tarifim var. Sizler de izlediğinizde göreceksiniz. Dışı çıtır çıtır, içi kat kat ve inanılmaz lezzetli bir börek. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden böreğimin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Böreği yapmaya hamuru yoğurmakla başlıyorum. Yoğurma kabının içerisine 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı ılık süt, kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 ml, 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket instant maya ekleyip öncelikle spatula ile maya eriyene kadar karıştırıyorum. Maya eriyene kadar karıştırdım ve daha sonra bir tane yumurtanın beyazını hamurun içerisine sarısını da böreğimizin yüzüne sürmek için ayırıyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Sıvı malzemeleri ekledikten sonra spatula ile şöyle bir iki defa karıştırıp içerisine azar azar unu ilave etmeye başlıyorum. Öncelikle unun birazını ekliyorum ve unun üzerine tam bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekleyip tekrar spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Unu azar azar ilave edip spatulayla hamuru toparladıktan sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Sizler de hamuru yoğururken lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurumuzun kıvamı ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hamur için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre değişiklik gösterebiliyor. Bir yemek kaşığı eksik ya da fazla kullanabilirsiniz. güzel bir sonuç alabilmemiz için hamurumuzu iyi bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Ben yaklaşık yoğurma kasesinin içerisinde 5 dakika kadar yoğurdum ve üzerine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküp her tarafına gelecek şekilde sürüyorum ve üzerini kapatıp yaklaşık 15 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamur dinlenirken ben de bu arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. Uygun bir tencerenin ya da tavanın içerisine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, ben sıvı yağ kullandım ama dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra 300 gram kıymayı ekleyip kavurmaya başlıyorum. Kıymayı kavururken sürekli karıştıralım. Aksi takdirde kıymamızda topaklanmalar olabilir. Orta ateşte kıymayı yaklaşık 5 dakika kavurdum ve üzerine ince ince kıydım. 1 adet kuru soğanı ekliyorum. Kıyma ile soğanı şöyle 1-2 dakika kavurduktan sonra içerisine küçük küçük doğradığım 1 adet yeşil biber ve 1 adet kapya biberi de ekledikten sonra tekrar kavurmaya devam ediyorum. İç harcımızı çok fazla kavurmamıza gerek yok. Büreğimizin içerisinde de pişeceği için şöyle 2-3 dakika kavurmamız yeterli gelecektir. Biraz kavurduktan sonra baharatlarını ekliyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı tuz ekleyip tekrar kavurmaya devam ediyorum. Baharat miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Eksiltip çoğaltabilirsiniz. Baharatlarını da ekledikten sonra şöyle biraz kavurup ocağın altını kapatıyorum ve iç harcını soğumaya bırakıyorum. Yaklaşık 15 dakika mayalandırdığım hamurun üzerine açıp masanın üzerine alıyorum. Masanın üzerine aldığım hamuru hiç yoğurmadan 3 eşit bezeye bölüyorum. 3 eşit bezeye böldüğüm hamurları bir tabağın içerisine alıyorum. Öncelikle tabağın altına biraz un serpiyorum. Yapışmalar olabilir ve taban içerisine aldığım bezelerin üzerinde unlayıp bir poşetin içerisine alıyorum ve 5 dakika dinlenmeye alıyorum. Yaklaşık 5 dakika kadar dinlendirdiğim bezeleri un ve oklava yardımıyla açmaya başlıyorum. Bezeleri açarken ilk etapta fazlasıyla un serpebilirsiniz. Hamur yumuşak olduğu için o unu içerisine çekecektir. Hamur açmakta acemi olan arkadaşlarım hiç korkmadan hızlı bir şekilde açsınlar. Şekli yamuk olabilir, bozuk olabilir, hiç sıkıntı olmaz. Açtığımız hamur biraz büyüdükten sonra yapışmalar olabilir. Ara ara un serpip tekrar açmaya devam edelim. Hazırladığımız hamurun kıvamı gerçekten çok güzel. O yüzden açarken kesinlikle zorlamıyor. Hamur açmakta acemi olan arkadaşlarım açarken kullandığımız unun içerisine bir yemek kaşığı nişasta ekleyin. Böylelikle zorlanmadan kolaylıkla açabilirsiniz, büyütebilirsiniz. Yaklaşık 65 santim büyüklüğünde açtığım hamurun üzerine biraz un serpip yedek oklavama sarıp kaldırıyorum. Eğer sizin yedek oklavanız yoksa aynı bu şekilde un serpip katlayıp kaldırın ve daha sonra diğer bezelerinizi açmaya devam edin. Sizi izlerken sıkılmayın diye ben diğer hamurları açarken bayağı bir hızlandırdım. İlk açtığınız hamur biraz küçük olabilir ama diğerleri beklediği için daha büyük ve daha güzel açılacaktır. Bezelerin üçünü de açtım ve daha sonra Böreğin ara katlarına süreceğim sosu hazırlıyorum. Bunun için 100 gram tereyağı ya da margarin de kullanabilirsiniz. Erittiğim tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvıya 3 yemek kaşığı yoğurt ekleyip karıştırdıktan sonra yufkanın üzerine sürüyorum. Hazırladığım sostan ister fırça yardımıyla, isterseniz elinizle yufkanın her tarafına gelecek şekilde bolca sürelim. Sostan her tarafına gelecek şekilde sürdüm ve daha sonra yedek okulovaya sarıp kaldırdım. İkinci hamuru seriyorum. İkinci kat hamuru serdikten sonra eğer alttakinden küçükse uçlarından hafiften çekiştirip eşitleyelim. İkinci hamurun üzerinde aynı şekilde bol sos döküp ister fırça yardımıyla isterseniz benim yaptığım gibi elinizle her tarafına gelecek şekilde sürüp ve daha sonra yedek oklavaya sarıp kaldırdığım üçüncü hamuru da seriyorum. Üçüncü hamuru da aynı şekilde önce boylarını eşitliyorum ve daha sonra bolca sos döküp her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bolca sosladıktan sonra uçlarından tutup çekiştirerek büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Size şöyle söyleyeyim. Benim masanın genişliği 1.20. Masanın genişliğinde açıyorum. Uç kısımlarından tutup hafif dokunuşlarla esneterek büyütüyorum ve daha sonra açtığım hamuru kare olacak bir şekilde katlıyorum. Kare şeklini verdiğim hamurun tam ortasına gelecek şekilde iç harcını ekliyorum. Eklediğim iç harcını elimle biraz yaydıktan sonra köşelerinden tutup zarf şeklinde hamuru katlıyorum. katladığım hamurun açık kalan kısımlarını elimle bastırarak birleştiriyorum. Açık kalan kısımlarını elimle kapatıp hafiften elimle bastırdıktan sonra böreği yağlı kağıt serdim tepsinin içerisine alıyorum. Tepsiye aldığım böreği elimle bastırarak biraz daha büyütüyorum. Daha sonra bir kesici yardımıyla üçgen olacak şekilde kesiyorum. kesme işleminin ardından üzerine bir poşet kapatıp 15 dakika tepsi mayası yapıyorum. Yaklaşık 15 dakika tepsi mayası yaptıktan sonra ayırdığım yumurta sarısını fırça yardımıyla hafif dokunuşlarla böreğin üzerine sürüyorum. yumurta sarısında sürdükten sonra yarısına çörek otu yarısına susam serpiyorum ve 200 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet, benim fırınımda yaklaşık 30 dakikada istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor. Fırından çıkardıktan sonra bir bıçakla dilimlerin üzerinden tekrar geçiyorum. Bu böreği isterseniz çok çok yapıp derin dondurucuya saklayıp istediğiniz zaman çıkartıp tüketebilirsiniz. İnanın ki lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Börek fırından daha yeni çıktı ve çok sıcak. Ama size dışının ne kadar çıtır ve ara katlarının tek tek nasıl sayıldığını elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım. Umarım beğenmişsinizdir ve izlerken sıkılmamışsınızdır. Siz böreğin güzelliğini izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerinden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videom buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Size şöyle böreğin iç dokusunu yakından da göstereyim. Ve kesinlikle hamurlaşma yok. Dışı çıtır çıtır, içi tel tel ayrılıyor ve inanılmaz lezzetli. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.